Herkese merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar, güzel bir Balkan turu planladık. Karavanımızla yapmak istediğimiz, hayal ettiğimiz bir turdu bu. Bu tur içinde sonra hareket etmeye başladık. Bir şeyleri ortaya koymaya başladık. Neler yaptık? Neler yaptık? Öncelikle yeşil pasaportlarla başladık. Yeşil pasaporta başvurduk. Evet. Yani Çiğdem'den dolayı bir yeşil pasaport hakkımız vardı. Bu bizim biz için bunu... büyük bir avantajdı. Evet. Değerlendirelim seni. Hemen pasaporta başvurduk. Birinci adım buydu. Evet. Normalde bekledik yeşil pasaportlar gelir diye ama ne oldu? Gelmedi. Ne yaptık? Onlar gelmiyorsa biz gidelim dedik. Ankara'ya gittik. Ve yeşil pasaportlarımızı biz aldık. Normalde bir haftada geliyormuş fakat çiftli sisteme geçtikleri için biz biraz bekledik. Gelmeyince ne yapalım dedik, biz gidelim dedik. Gittik de pasaportlarımızı aldık. Çok bir anda karar verdik zaten. Hep düşündüğümüz, hayal ettiğimiz bir turdu ama ertelemek istemedik. Yani şartları hep zorladık ama hep de rayında gitti değil mi her şey? Evet, gerçekten öyle. Bir istedik de planladık, sonra da harekete geçince. Aynen. Yani pasaportları da direkt alınca zaten... Aynı gün içinde aldık mesela. Hiç sıkıntı yaşamadık. Peki sonra ne yaptık? Araç için mesela, karavan için yeşil sigorta istediler. Yurt dışında yaşayabileceğimiz herhangi bir kaza için yeşil sigorta istendi. Ama aynı zamanda araç kimin üstüneyse o kişinin araç içinde olması gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle, sınırdan geçerken istedikleri şeylerden birincisi pasaport zaten. İkincisi araç için yeşil sigorta. Biz bunu Nail arkadaşımız var. Nail, buradan çok çok selamlar, sigortacı, çok teşekkürler. Nail sağ olsun, sigortacı o konuda bize arıyoruz. Yardımcı oldu bize. Evet, 15 günlük yeşil sigorta yaptırdık arabamıza. Bir de sınırdan çıkarken bizim öğrendiğimiz kadarıyla istedikleri şey şu. Aracın ruhsat sahibi kimse, yani araçta olmalı ya da ondan vekalet almanız lazım. Bizde de o şart yerinde olduğu için tüm koşulları sağladık. Evet. Alışverişimizi de yaptık. Yurt dışında hani yemek konusunda sıkıntı çekmeyelim, alışveriş konusunda sıkıntı çekmeyelim diye. Onu da yaptık. Ve şu an neredeyiz? Keşan. Keşan. Şu an Keşan'dayız. Aslında şu an Yunanistan'dayız demeyi çok isterdim ama aslında niyetimiz oydu. O niyetle yola çıkmıştık. Fakat biraz işte yolda mola falan verdik. Ben nöbet çıkışıydım falan derken buraya kadar geldik. Akşam da geçmek istemedik sınırı. Evet. Bu konu, burada bir önemli bir husus var. Biz telefonlarımızı eğer sadece 15 gün bir ülkeye gidiyorsanız oranın hattını alıp kullanmak çok mantıklı. Fakat biz bu turda yaklaşık 2 günde bir ülke değiştireceğimiz için sürekli hat almakla uğraşmadık. Kendi hattımızı ilk bir hafta benimkini, sonra Çiçi'ninkini açmak üzere böyle bir plan yaptık. O da nasıl? Normal hattınızdaki dakikalar, internet geçerli oluyor. Sadece günlük 80 lira para alıyordu Türk Telekom. Biz onu yaptırdık. O yüzden de gece de geçmek istemedik. O hakkımızda orada kullan. Bir de sınırı ilk defa geçeceğiz karavanla. Bir problem yaşarız diye sabah erken saatlerde geçelim seni. Aynen. O yüzden bu akşam Keşan'dayız. Sınıra yakın bir noktadayız. Benim ilk yurt dışına çıkışım. Evet. Barış daha önce çıktı ama onun da araçla, kendi aracımıza ilk çıkışı. Evet. O yüzden bir heyecanlıyız. Biraz böyle tatlı bir stres var. Bakalım falan. Yarın nasıl olacak? Aynen. İnanın bilmiyoruz. Nasıl bir sürprizle karşılaşacağız bilmiyoruz. O yüzden heyecanlıyız yani. Umarım her şey güzel olur. Evet. Aynen. Şu an kadar yaptıklarımız bunlar. Bakalım ne olacak? Yarın sabah görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Günaydın. Herkese merhabalar. Şimdi sınırdan geçtik, gümrükten geçtik. Herkes de aslında şöyle bir kanı var gümrükten geçerken. İşte problem çıkar mı, işte nasıl olacak falan, bir tedirginlik oluyor. Ama arkadaşlar, biz hiçbir sıkıntı yaşamadık ve gümrük bomboştu yani. Tırlar vardı sadece ve tırları hiç aldırmayın. Biz tırlarla bir işimiz yok çünkü. Taksi yerinden, araba yerinden geçtik. Türkiye'den geçerken iki yerden geçiyorsunuz arkadaşlar. Pasaport soruyorlar. Sadece ruhsat sahibini
ve ruhsat sahibinin pasaportunu istiyorlar arabaya. O önemli. Onun haricinde bir de yurt dışı harç bunu sordular. Yunan tarafında da arkadaşlar tek sıkıntı şu. Biraz nereden geçeceğinizi anlayamıyorsunuz. Çünkü bizim önümüzde hiç taksi yoktu. Çok sakindi. Onu biraz bulmakta zorlandık. Bir iki dakika. Onun haricinde Yunan tarafında bir tek pasaportlara baktılar. Hiç yeşil sigorta falan hiç sormadılar. Belki o sisteme yansıyor. Ondan sormadılar. Pasaportları verdik. Hiç arabadan bile inmedik. Ne arabaya baktılar ne bir şey. Bir sanırım bir 20 dakikada falan Ümit'ten geçebildik. Aynen. 20 dakika sürmedi mi? Değil mi? 20 dakika falan sürmediğinde yani gerçekten. Şimdi hava da çok güzel. Girdik Yunan tarafına. Bakalım gidiyoruz. Heyecanlıyız. İlk defa kendi aracımızla sınırı geçiriyoruz. Ben kendi aracımın dışında da ilk defa Türkiye sınırları dışarısına çıkıyorum. Ama şu var yani daha önce uçakla ya da otobüsle yurt dışına çıkmaktan çok daha farklı. Çünkü ben uçakla da çıktım, otobüsle de çıktım. Otobüsle çıktığınızda sizi yönlendiren birileri oluyor. İşte iniyorsunuz, pasaport gösteriyorsunuz falan ama karavanla çıkmak bambaşka. Evraklarınız tamsa zaten çekindiğiniz bir şey yok. Otomobil yolunu takip ettiğiniz zaman çok rahat. Herkes size yardımcı oluyor yani. Evet, evet. Çok tatlı bir heyecanlı. Heyecanımız devam ediyor çünkü bilmediğimiz bir topraklardayız. Bakalım nasıl yerler göreceğiz. O zaman hoş bulduk Yunanistan. Evet, şimdi biz otobanda ilerlerken bir kahvaltı yapmak için Makre diye bir yer var deniz kenarında. Oraya gitmek istedik. Şimdi otobandan çıkacağız. Deniz kenarında hem kahvaltımızı yapalım dedik hem bir orada bir durum değerlendirmesi yapalım istedik. Oraya doğru ilerliyoruz. Muhtemelen buradan bir 5 dakika falan uzaklıkta. Makre'de dediğim yere geldik. Bakın nasıl bir yer göstereyim size. Hemen yolun kenarında şuradan giriliyor arkadaşlar. Çok basit bir yolu var. Bakın karavanımızı hemen çektik. Buradan isterseniz denize de girebiliyorsunuz. Şuradan aşağıya iniş de var. Şimdi burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Kavala'ya doğru devam edeceğiz. Her şey güzel gidiyor şu an. Bakalım devamında bizi neler bekliyor? Makre'deki alana geldik. Burada kahvaltımızı da yaptık. Cihat da ailesiyle görüşüyor şu an. Şuradan aşağıya inip biraz deniz kenarında da yürüyüş yaptık. Artık toparlanıp yavaş yavaş Kavala'ya doğru hareket etme zamanı. Burası güzel. Arkadaşlar biz bu yolculukta Park Fortnite diye bir uygulama var. Yani tüm karavancı arkadaşlar onu kullanıyoruz. Gerçekten de bizi buraya nokta atışa getirdi. Gerçekten güzel. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Hedefimiz Kavala'ya gitmek. Bu arada otobanı ben size göstereyim. Bu şekilde. Ve bu otoban için şu an Makri'ye ulaşmak için girdiğimiz ilk etapta bizden 3 euro almıştı. Bakalım bundan sonra bizden para alacak mı? Göreceğiz. Dediğimiz gibi hani otobanların ortasında bizimki gibi hani mesela otobanın dışında değil ortasında ücret alıyorlar. Bakın bir tane daha geldik şimdi. Şu ortadaki kartı olanlar için biz ya sağdan ya soldan geçeceğiz. Şimdi sağdan geçmeyi tercih ediyoruz şu an. Evet. Arkadaşlar ilk girdiğimiz
gittiğimizde 3 euro vermiştik. Şimdi 1.70 verdik. Bir de arabanın yüksekliğini ölçtü herhalde. İleride tünel falan mı var ya da? Yok, tünel yok. Arkamızda daha yüksek. Belki de ona göre ücret aldılar. Olabilir. Ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Net, hani gelirken yok anlaşabilir miyim, edebilir miyim, kaybolur muyum falan. Sadece internetinizi açın, geri kalanını zaten hayat size öğretiyor yani. Devam ediyoruz şu an. Kavala'ya 108 kilometremiz kaldı. Yollar güzel, sakin, problem yok. Kavala'da görüşmek üzere. Evet, şimdi Kavala'ya yaklaşık 5 kilometre kaldı. Otobandan çıktık. Gelmek üzereyiz. Hava da çok güzel bugün. Şehre gelmeden daha manzarası bizi bayılttı. Arkadaşlar, Kavala'nın en meşhur simgesel yapılarından bir tanesi su kemeri. Tarihsel bir hikayesi vardır ama onu çok bilmiyoruz ya. Evet, şimdi tam Kavala'nın içine geldik arkadaşlar. Bakın şöyle limanın içine park ettik. Şuradan Roro seferleri var. Karavanı buraya park ettik. Bir tane karavan gördük. Hemen yanına park ettik. Şu an burası çok güzel. Tam limanın içi. Şimdi buradan gezeceğiz. Bakalım. Nasılmış göreceğiz. Evet. Arkadaşlar, kaleye doğru çıkıyoruz. Burada Osmanlı'nın izleri çok bariz belli ya. Safranbolu evleri gibi, Beypazarı evleri gibi evler var. İşte hediyelik eşyalar. Küçük turistik bir kasaba aslında burası, sahil kasabası. Yukarıdan görünüşüne bakacağız. Evet. Ve sonuçta hedefe ulaştık. Kavala Kalesi'ndeyiz. Çiçi de geliyor. Yollar çok güzel. Arada sokaklardan geçtik. Biraz yorucu tabii, tırmanma oluyor. Kaledeyiz. Evet, bu da kalenin manzarası. Evet, Kavala Kalesi'ne de gelmedik demeyiz arkadaşlar. Geldik. Girişi kişi başı 4 euro. Eder mi? Etmez. Etmez ama yapacak bir şey yok. Buraya girince mecburen verelim dedik hani. Bakın bu karşısı Tasos Adası herhalde. Bu bir tarafı görünüşü. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Evet, şimdi arka tarafa geçerken kule var arkadaşlar. Kuleye de çıkacağız birazdan. Bir de bu da şehrin iç tarafına bakan tarafı. Oraya da gideceğiz. Kulenin içine gidelim. Evet, aslında kalenin en güzel yerindeyiz şu an. Hatta taş şehrinde en güzel yer diyebilirim. Bakın burada su kemeri de gözüküyor.
Arkadaşlar vallahi kavanoz kurabiyesini almak için bir yer gördük, çekim yapamadık ama inanılmaz lezzetli. 100 gram yemişiz zaten. 100 gram zaten içerideydik. Bir 100 gram da ücretle aldık. 100 değil, 500. Şunu sileyim sen. İçeride yedik bir, evet 100 gram yedik herhalde. Ben 3 tane falan yedim herhalde. Çiçi bir tane yedim. Yarım kilo da aldık. Yarım kilosu kaç lira? 5 euro. 5 euroyu aldık. Güzel, gayet güzel ama. Çok lezzetli. Ama lezzetli. O yüzden çekim yapamadık zaten. Hem çok kalabalık hem meşhur yediğimiz falan. Dediğimiz gibi Gökçeada'daki Efi Badem kurabiyesini de andırıyor yani. Hatta aynısı diyebiliriz. Arkadaşlar tam karşımızda bir tane cami var ama kiliseye çevirmişler. Muhtemelen evet, bakın önceden. Çünkü bu da oldukça sık rastlanılan bir durum. Camileri kiliseye çevirmek. Kavala bir motosiklet cenneti diyebiliriz. Dar sokakları olduğu için zaten motosiklet inanılmaz ideal. Ve küçük bir sahil kasabası. Karavanımıza karşıda duruyor. Yani Kavala'da yaşıyorsan motosiklet alacağım kardeşim. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama şu binanın üstünde ve şu karşıda hep böyle ağlayan gözler var. Kan ağlıyor. Sebebi de şuymuş arkadaşlar. Kıbrıs Savaşı'nda Kavala'dan çok şehit verilmiş. Bundan dolayı da hep bunlar şehrin birçok büyük binasının en üstünde resmedilmiş arkadaşlar. İşte burası yani hep dile getirdik ya, sahil kasabası gibi. Hani mesela İzmir'in küçük hali gibi mesela. Çok güzel, bakın sahili. Hemen burada marinası, yelkenler, işte restoranlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok falan. Buradan adalara, Limnos'a falan gidiyor feribot. Ve arkada kalesi. Güzel bir yer. Benzinlikler böyle durak gibi yol kenarında. Özel bir bölüm ayırmışlar. Aynı durakta ayırdıkları gibi oradan alıyorlar benzinleri. İlk defa gördük. Cep. Cep boy. Kitaplar oluyor yani böyle yolculuklar için.